Uykudan önce daha az mavi ışığa maruz kalmak enerji metabolizması için daha mı iyi? Gece boyunca ışığa uzun süre maruz kalmak insan sağlığı için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Ancak şimdi Japonya'dan araştırmacılar uyku sırasında fizyolojik değişiklikler için azaltılmış sonuçları olan yeni bir ışık türü belirlediler. Haziran 2021'de Scientific Reports'ta yayınlanan bir çalışmada Tsukuba Üniversitesi'nin araştırmacılar enerji tasarrufu özellikleri nedeniyle yaygın olarak benimsenen ışık yayan diyotlarla yani ledlerle organik ışık yayan diyotların yani OLED'lerin uyku sırasında meydana gelen fiziksel süreçlere etkilerini karşılaştırdılar. Polikromatik beyaz ledler büyük miktarda metabolik sağlık da dahil olmak üzere birçok olumsuz sağlık etkisiyle bağlantılı olan mavi ışık yayar. Buna karşılık OLED'ler daha az mavi ışık içeren polikromatik beyaz ışık yayar. Fakat Tsukuba Üniversitesi'ndeki araştırmacıların ele almayı amaçladığı uyku sırasında enerji metabolizmasındaki değişiklikler açısından LED ve OLED'e gece maruz kalmanın etkisi karşılaştırılmamıştır. Çalışma nasıl yapıldı? Araştırmanın kıdemli yazarı Profesör Kumpei Tokuyama, enerji metabolizması ışığa maruz kalmayla değişen önemli bir fizyolojik süreçtir diyor. LED'lerle karşılaştırıldığında OLED'e maruz kalmanın loş ışığa benzer şekilde uyku mimarisi ve enerji metabolizması üzerinde daha az bir etkiye sahip olacağını varsaydık diye ekledim. Bu hipotezi test etmek için araştırmacılar 10 erkek katılımcıyı metabolik bir odada uyumadan önce 4 saat boyunca LED, OLED veya loş ışığa maruz bıraktılar. Araştırmacılar daha sonra uyku sırasında enerji harcamasını, vücut sıcaklığını, yağ oksidasyonunu ve melatonin seviyelerinin bir ölçütü olan 6-sulfoksimelatonini ölçtüler. Katılımcılar yakın zamanda seyahat etmemiş ve vardiyalı çalışmaya katılmamışlardır. Çalışmanın sonuçları nasıl? Profesör Tokuyama, sonuçlar hipotezimizin bir kısmını doğruladı diye açıklıyor. Uyku mimarisi üzerinde herhangi bir etki gözlemlenmemesine rağmen OLED'e maruz kaldıktan sonra uyku sırasında enerji harcaması ve vücut sıcaklığı önemli ölçüde azaldı. Ayrıca LED'e maruz kaldıktan sonra uyku sırasında yağ oksidasyonu OLED'e kıyasla önemli ölçüde daha düşüktü dedim. Ek olarak OLED'e maruz kalmanın ardından uyku sırasında yağ oksidasyonu 6 sülfoksimelatonin seviyeleriyle pozitif korelasyon gösterdi. Bu da melatonin aktivitesinin enerji metabolizması üzerindeki etkisinin ışığa maruz kalma türüne bağlı olarak değiştiğini düşündürdü. Profesör Tokuyama bu nedenle geceleri ışığa maruz kalma uyku sırasında yağ oksidasyonu ve vücut sıcaklığı ile ilişkilidir. Bulgularımız belirli ışığa maruz kalma türlerinin diğer fizyolojik değişikliklerle birlikte kilo alımını etkileyebileceğini gösteriyor dedi. Son olarak birçok meslek ve aktivite uykudan önce yapay ışığa maruz kalma içerir. Farklı ışık türlerinin fiziksel süreçler üzerindeki etkileri hakkında yeni bilgiler, gece ışığa maruz kalmanın olumsuz sonuçlarını azaltmak için alternatif ışık kaynaklarının tercihini kolaylaştırabilir. Ayrıca bu bulgular, ışığın uyku sırasındaki enerji metabolizmasındaki rolüne ilişkin bilgilerimizi geliştirmektedir dedim.